Herkese merhabalar. Ben Kadir Demirer. Bugün size inşaat sektöründe kullanılan kauçuk malzemelerden bahsedeceğim. İnşaat sektöründe kullanılan kauçuk malzemeleri anlatmadan önce size kauçuk hakkında bilgi vereyim. Kauçuk bazı tropikal bitkilerin öz suyundan ya da petrol ve doğalgazından imal edilen esnek bir maddedir. Ağaçların öz suyundan üretilen doğal kauçuk, petrol ürünlerinden üretilen sentetik kauçuk denir. Her iki tür de çok yönlü maddelerdir. Kauçuktan yapılan eşyalar genellikle lastik olarak adlandırılır. Kauçuk nasıl üretilir? Kauçuk, kauçuk ağacından sızan beyaz ve yapışkan bir maddedir. Kauçuk ağacının içerisindeki öz suyuna lateks ismi verilir. Lateksin toplanması için ağacın gövdesine demir bıçaklar yardımıyla V biçiminde yarıklar açılır. Ağaçtan toplanan lateks, kendi haline bırakıldığında kauçuk tanelerinin pıhtılaştığı gözlemlenir. Lateks koagüle edilerek kullanılabilmektedir. Koagüle işleminde formik asit, asetik asit gibi asitler kullanılmaktadır. Bu şekilde elde edilmiş olan lateksin yaklaşık %35'i kauçuktur. Kauçuğun lastik haline getirilmesi için kükürt gibi elementleriyle karıştırılır. Kauçuk içerisine kükürt eklenmesiyle sertleştirme sağlanabilmektedir. Kauçuğun özellikleri nelerdir? Kauçuk esnek bir maddedir. Isıtılınca yumuşar. 180 santigrat derecede yapışkan hale gelir, 220 santigrat derecede tamamen erir. Bu sıcaklıktan sonra kauçuğun damıtılması başlar. Damıtma ürünü akıcı, yağımsı bir sıvıdır. Buna da kauçuk yağı denir. Kauçuk için en kötü durum havadan oksijen almasıdır. Işık etkisiyle bu olay artar. Kauçuğun eskimesi durumunda ortaya çıkar. Kauçuğun başlangıçta yüzeyi yapışkan olur. Sonra sertleşmeye, çatlamaya başlar. Kauçuğun alevlenme noktası yükselir. Fiziksel özellikleri esneklik, elektrik yalıtkanlığı, plastik bir durum alabilmesidir. Terebentin, eter, aldehit, fenol, anilin, piridin, klorlanmış hidrokarbonlar kauçuğu çözer. Alkol ve ketonlar kauçuğa etki etmezler. Kauçuk nerelerde kullanılır? Kauçuk öncelikle olarak bisikletlere, kamyonlara, otomobillere, traktörlere, uçaklara ve hafriyat makinelerine tekerlek yapımında kullanılır. Bunun yanı sıra su geçirmez olan ayakkabı, giyecekler, sıhhi eşyalar, eldiven, döşeme malzemeleri, şişme yatak ve oyuncak yapımında kullanılmaktadır. Kauçuk eriği yapıştırıcı madde olarak değerlendirilmektedir. Elektrik iletmediğinden dolayı izolasyon ve yalıtım alanlarında kullanılır. Kemer, tarak, yağmuruk, düğme gibi malzemelerin yapımında da sıklıkla tercih edilmektedir. Kullanım alanının bu kadar geniş olabilmesinin sebebi ise kauçuk oldukça değer kazanmıştır ve hatta kauçuk kıtlığına neden olmuştur. Oldukça güvenilir ve güvenli bir maddedir. İnşaat sektöründe kullanılan kauçuk malzemelerden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim malzeme kauçuklama. Isıya, oksidasyona, ozona, atmosfer koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Sızdırmazlık elemanlarında sıkça kullanılan bu malzeme, silikonlu sıvılara, çok sıcak ortamlara karşı epey dayanıklıdır. Maddenin dielektrik özelliği yüksek voltajlı kablolarda yalıtkan madde olarak kullanılmasını sağlar. Kauçuk mantar levha, ses, vibrasyon ve conta ürünlerine göre daha ince kesitler halinde kullanılır ve ek olarak herhangi bir yan ürün kullanmaya gerektirmez. Bu da maliyetleri ciddi ölçüde düşürür. %100 doğaldır ve kanserojen madde içermez. %50 sıkıştırmada, %95 geri toparlama gösteren ürün, kimyasal maddelere karşı diğer yalıtım malzemelerine oranla çok daha dayanıklıdır. Ürünün tipik özelliklerinden biri, bir diğeri ise funguslara ve böceklere karşı dayanıklı olmasıdır. Bu sayede küf oluşumuna karşı da dayanıklı olmuş olur. Uygulama alanlarına geldiğimizde ise titreşim yalıtımlarında, katlar arası ses yalıtımında, beton zemin şapaltı uygulamalarında, ses ve titreşim izolasyonunda, parke ve laminat altı uygulamalarında sesin bir mahalleden başka bir mahalle geçmemesi gereken bütün yapılarda kullanılır. EPDM conta, özellikle inşaat sektöründe kapı ve pencerelerde kullanılan profillerin yatay kayıt bağlantı elemanları için kullanılan conta şeklidir. Zemin kaplamada kauçuk, geri dönüşüm granüllerin poliüretan bağlayıcılar ve renk pigmentleriyle dozajlandırılıp ardından yüksek ısı ile preslenmesiyle elde edilir. Kaymaz, esnektirler ve leke tutmazlar. Ayrıca darbe dayanımı, şok emici olması, yanmazlık ve modüler olması özellikleri tercih edilmektedir. Demonte olabilme özelliği sebebiyle kolay tamir edilir. Kullanım alanlarına geldiğimizde ise açık ve kapalı çocuk oyun alanlarında, bisiklet yollarında, trafik eğitim pistlerinde, huzurevi çocuk hastanelerinde, bakım evlerinde, engelliler için hazırlanan derslik oyun alanlarında, atış poligonlarında, okul bahçesinde, garaj girişlerinde, teras balkonları, spor salonu zemininde ve daha birçok açık ve kapalı mekanda kullanılması mümkündür. Kauçuk levha ve borular. Elastomerik kauçuk levhalar farklı kalınlıklarda ve genişliklerde levha olarak üretilir.
düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı, difüzyon direnci, yangın performans sınıfı ve esnek yapısıyla kolay uygulanabilirliği sayesinde mekanik tesisatlarda en çok tercih edilen yalıtım malzemesidir. Borularda ise elastomeri kauçuk köpüğü boruları tesisatlarda kolay ve doğru uygulama yapılması amacıyla çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda üretilir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı, difüzyon direnci, yangın performans sınıfıyla boru hatlarında ısı yalıtım amacıyla kullanılır. Kauçuk maskeleme bandı. Boya ve badana yapılması gereken durumlarda boyanın kirlenmesi istenmeyen yüzeylere yapıştırılır. Bu sayede maskeleme işlemi yapılmaktadır. Elastik özellikleri şekil alan maskeleme bantları, yapıştırıldıkları yüzeylere iz bırakmayan ve kolay halde sökülen bantlardır. Genel olarak boya kurutma fırın sıcaklığına dayanıklı olacak biçimde imal edilir. İnşaat başta olmak üzere birçok sektörde kullanılır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.